Öğrenciler de bir süre daha okullarından uzak kalacak. Koronavirüsle mücadele kapsamında alındı bu karar. Peki sınavlar nasıl yapılacak? Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin merak ettiği sorulara cevap verdi. Özel kreşler kapanmadı galiba. Bizim belli değil, daha hocalarımız bir şey söylemedi özel okulda olduğum için de. Yani sınavlarım iptal olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Kreşler kapandı mı ondan emin miyiz? Evet. Koronavirüs önlemleri kapsamında okullar kapandı, akıllarda bir sürü soru işareti kaldı. Sınavlar nasıl yapılacak? Kreşler açık kalacak mı? Özel okullar, kurslar hepsi dahil. O zaman biraz da biz işimiz zor. Çünkü çalışıyoruz da. Ben bugün evden çalıştığım için hani bu şekilde. Çocuklar alıştılar artık ya. Dördüncü sınıf olacak seneye. 1,5 yılı zaten online geçti. O yüzden alıştılar bence. Zaten geçen yıldan ciddi eksikleri vardı. Tatil moduna girdikten sonra okul moduna girmek zor oluyor. Okul çalışanlarımız çok güzel ilgileniyorlar ama ancak %20-25'i ancak karşılanabiliyor uzaktan eğitimle. Yüz yüze eğitime 4 Ocağı kadar ara verilecek. Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitimler uzaktan devam edecek. Kreşlerde dahil. Bu süreçte takviye destek kurslarıyla birlikte özel okullarda dahil olmak üzere hiçbir yerde yüz yüze eğitim yapılmayacak. Yalnızca rehabilitasyon merkezlerinde bireysel hizmet verilebilecek. Okullarda yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi. 31 Aralık'a kadar online ya da yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak. Bir yandan iptal olsun istiyorum, bir yandan da emek verdim sonuçta istemiyorum. Bilmiyorum, çok karışık. Bir yandan iyi oldu sınavlardan dolayı ama diğer yandan da... Hani sınav olmamış mıydı? Hayır, pazartesi başlıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk birinci dönem sınavlarının iptal olmadığını, sadece ertelendiğini hatırlattı. Okumaya, çalışmaya devam mesajı verdi. Ben öğretmenim zaten. Yani evde ders yapıp da onunla ilgilenmem çok zor oluyor. Uzaktan eğitimde dersler EBA üzerinden günde 3 tekrar olacak şekilde takip edilebilecek. Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlama takvimi salgının seyrine göre belli olacak. Online eğitim yüz yüze kadar etkili olmuyor. Sınav yılı olanlar için özellikle daha zor olur. Herkes kendi çabasıyla bir yerlere geliyor bu dönemde diye düşünüyorum. Bir de yani sıkıcı oluyor, pek motivasyonumuzu kaybettik. İnşallah bir an önce biter bu salgın da her şey düzene girer. Onun için çabamız.